Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ginny and Georgia dizisini konuşacağız. Daha doğrusu ilk birinci sezon ve ikinci sezon hakkında konuşacağız. Daha çok karakterler üzerinden konuşmak istiyorum bugün. Bu dizide bence ebeveyn ilişkileri, özellikle anne ile kız arasındaki ilişki çok güzel aktarılmış. Bir ergenin yaşadığı zorluklar, işte aileye karşı gelmesi, en ufak bir şeyde sinirlerine hakim olamaması, o dönemki yaşanan kafa karışıklığı, ne yapmak istediğini bilmiyor olmak, bu tarz şeylere çok güzel örnek verilmiş. Dizinin ilk iki sezonunda temel olarak anlatmak istediği şeyi burada size anlatmak istiyorum izninizle. Biz ne kadar kendimizi geliştirmeye de çalışsak, ne kadar bir şeyler de yapsak ailemize çok benziyoruz. Çünkü eğitim ilk olarak aileden gelen bir şey ve bizi ailemiz yetiştirdiği için ailemizin karakteristik huylarını huy ediniyoruz. Kader midir, şans mıdır bilmiyorum ama bu dizide mesela annesinin yaşadığı zorlukları kız da benzerlerini yaşıyor. Bu açıdan kızın annesine benzediğini, gitgide yani karakterin annesine benziyor olduğunu çıkartabiliriz aslında bakacak olursanız. Benzeri olaylar derken mesela ikisinin de babasız büyümüş olması, hırsızlık alışkanlıkları, işte taciz olayları falan, bu tarz şeyleri çok benziyor gerçekten annesiyle yaşadığı şeylere. Kızın babasıyla olan ilişkisi biraz karışık, baba bir gidiyor bir geliyor. Hani bir ailesel bir bağları yok, bu konuda çok güzel anlatılmış gerçekten. Bir de ben en sevdiğim karakterleri söylemek istiyorum. Dizide genel olarak Hunter'ı çok seviyorum. Hunter çok beyefendi bir çocuk. Yani tam hayallerimin erkeği diyebilirim. Hunter'a da yazık ettiğini düşünüyorum. Ama o çocuğu seviyor, yapacak bir şey yok. Ben dizide şeyi çok seviyorum. Max diye bir kız var. Onu çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü duygularını çok doruklarda yaşayan bir karakter. Biraz da kendime benzettiğim için herhalde seviyorumdur. Duygusal olduğu zaman çok duygusal oluyor. Sinirlendiği zaman tam sinirleniyor. Yani çok dozunda ve çok harika bir karakter bence. Ve bu dizide mesela genel olarak arkadaşlık ilişkilerini çok iyi şey yaptıklarını düşünüyorum. Anlattıklarını düşünüyorum. Mesela bir şey olduğu zaman, biriyle tartıştığı zaman o karşı tarafın ona nasıl küstüğünü güzel anlatıyorlar. Neyse, benim videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.